Değerli arkadaşlar, Gürcistan'da yapılan parlamento seçimi Avrasya stratejisi açısından çok önemliydi. Dün akşam yıldırım baskı verdik. Sağ olun, çok etkilenmişsiniz, teşekkür etmişsiniz. Ben okuyorum esasında ama inanın bana bu yaşta vaktim yok tek tek cevaplamıyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Şimdi Gürcistan'da batı açısından bir hüsran yaşanıyor. Bunu baştan bir söyleyelim. Batılılar Özellikle 2008 o dönem Mihail Saakashvili'nin başbakanlığı döneminde Rusya ile savaşmış olan ve ağır kayıplar veren bu arada kendi egemen topraklarından Abhazya'yı ve Güney Osetya'yı Rusya'ya kaybetmiş olan Gürcistan'ı 2008'lerden bu yana özellikle ama işin başından da öyleydi. Çanta'da keklik cepteki sepet falan zannediyorlardı. Yani bunlardan sıra Rusya ile hiçbir zaman bir araya gelemezler. şu olamazlar bu olamazlar. Bunlar bizim adamımız. NATO'nun NATO'nun barış için ortaklık programı Avrupa Birliği'ne vizesiz dolaşım. Avrupa Birliği'ne tam üyelik statüsü falan filan böyle gidiyordu iş. 2012'de yapılan seçimlerde, bütün parasını Rusya'da kazanmış ama Putin'le hiçbir fotoğrafını rastlayamadı. Özel bir adam, Betsina Ivanishvili denilen bir oligark çıktı geldi. Önce ülkenin başbakanı falan oldu. Sonra geriye çekildi. Gürcü rüyası gibi bir bir, bir bir parti kurdu. Buna parti kurmak parti de denmez. Şirket niye? <laughs> Şirketinde bir dönem genel müdürlük yapmış falan filan kim varsa onlar işte o partinin de üst düzeyi oldular. Bugünkü bugünkü Gürcistan Başbakanı Kobatsay'da e, Gürcü rüyasının kurucusu İvan İşviri'nin Holding'inde genel müdürdü. Böyle bir tuhaflıkla başladı iş. 2012'de bunlar iktidara geldiler ve bugüne kadar da ayrılmadılar. Ayrılma bir kenara her seçimde de bayağı bir palazlandılar ve bu arada özellikle son 4-3 yıldır Gürcü Rüyası Partisi artan bir biçimde hele hele Ukrayna Savaşı'nın çıkmasından sonra artan bir biçimde Kremlin yanlısı politikalara yöneldi. Bu batı açısından vay canına ne oluyor orada sorusunun doğmasına neden oldu. Sonra anlaşıldı ki Bitsin İvanişvili ve kadrosu gerçekten Putin'i önceleyen bir siyaseti Gürcistan'a sokuyorlar. Şimdi şöyle bir ikilemle karşılaştı Gürcü halkı. 4 milyon seçmeni var. %80'i Avrupa Birliği ile tam bağlantı istiyor. Fakat aynı %80 Rusya ile de kavga istemiyor. Öyle bir türbülansa girdi ki ülke bir anda muhalefet partileri ve ülkenin e, Cumhurbaşkanı e, gerçekten Saloma Zurabişvili Avrupa diyorlar ve e, hükümeti Rusya yanlısı olmakla suçluyorlar. Rusya yanlısı olarak suçlanan Gürcü Rüyası partisinin bütün teşkilatları da bunu söyleyenlere siz Batı emperyalizminin satılık uşaklarısınız, ajansınız diyor. Nasıl bir kutuplaşma? Batı-Doğu bilek güreşi Allah hiçbir millete göstermesin oraya yansıdı. Yani e, Rusya açık ve net seçim öncesinde e, İvan İşvili ve Gürcü Rüyası'nı destekledi. Bu tarafta da çok parçalı bir muhalefet vardı. Dört ana muhalefet grubu bir koalisyon oluşturarak iktidarı ele geçirmeye çalıştılar. Yapılan bütün kamuoyu yoklamalarında esasında muhalefetin bir tık önde olduğu gözüküyordu. Yine yani hani yüzde 42-43 bir oy alsa da yani birinci parti olsa da ee, iktidarı kaybedebileceği yönünde de bir beklenti vardı Gürcü rüyası. Dün akşam e, oyların sayımı bitti. %99'u sayıldı ve bir bakıldı ki gidecek denilen parti kalmış. Hem de %54 oyda. Şimdi bir de tabi bunların hepsi çok şaibeli işler. O yüzden hep açık kapı bırakarak konuşuyorum. Dikkat ediyorsanız. Bir de biliyorsunuz sandık çıkışı kamuoyu yoklamaları var artık bütün dünyada. O sandık çıkışı kamuoyu yoklamalarında dün akşam hükümete yakın İMEDİ TV gibi kanallar %56 ile kazandık derken muhalefetin şeyleri en fazla %42 alabileceklerini ve iktidarın artık Avrupa yanlısı muhalefete geçtiğini söylüyorlardı. Ve bu tabi bir beklenti yaratınca Yüksek Seçim Kurulu'nun yapmış olduğu açıklama sonrası e, muhalefet hile ve desise ile seçimin Gürcü halkından çalındığını söyleyen açıklamalarla protestoya başladı. Şimdi seçimler demokrasilerde kilitlenmiş olan tartışmaları çözmek için yapılır. Yani siz tartışırsınız, ülke bölünür. Ya yani bölünür derken fiziken değil, düşünce babında herkes oyunu kullanır. Ortaya çıkan tablo çerçevesinde konu kapanır veya bir sonraki seçime kadar ertelenir. Hayır, Gürcistan'da öyle olmuyor. Şu anda ciddi bir şekilde sokağa hareketlendirecek ve o dün akşam ortaya çıkmış olan tabloyu şaibeli kılacak çok fazla açıklama yapılıyor. Bunları tek tek uzun uzun anlatmak istemiyorum ama muhalefetin dört ünitedi. Değişim için koalisyon, Gürcistan'ı kurtarmak için birlik, güçlü Gürcistan ve Gürcistan için diye adlandırılan dört parçalı koalisyonunun yüzde %38 oy alabildiği de açık bir gerçek. Diğer oylar da %5'i geçememiş partiler tarafından falan filan. Şimdi e, Bitsina İvanişvili zaten bütün politikasını ve sloganını şuna dayandırmıştı. Bağımsız ve bağlantısız bir başbakan mı? Millici bir çıkış. Yoksa batılı emperyalistlerin oyuncağı olmuş, onlar ne derse yapıp ülkeyi Ukrayna gibi asla kazanamayacağı bir savaşa ortak edecek bir ajan mı seçeceksiniz? Esas soru buydu Gürcü rüyası tarafından ve gördüğüm kadarıyla bu soru tutmuş. Çünkü Gürcüler anladığım kadarıyla savaş babaş istemiyor. Çok doğal olarak hangi halk ister? O yüzden bir anda böyle bir sarsıntı var. 150 sandalyeli parlamentoda bu şu günkü hesaba göre 89'unu Gürcü rüyası iktidar kazanmış durumda. Bu e, anayasayı değiştirmeleri için gerekli 113 sandalyenin hayli altında eğer o kadar sandalye kazansalardı bütün muhalefeti ve partilerini birer batı ajanı oldukları gerekçesiyle kapatıp liderlerini de hapse atacaklardı. Şu anda en azından o liderler kelleyi şu an için kurtarmış gözüküyorlar diye düşünüyorum. Hepimizi heyecanlandıran bir seçim. Değil mi? Ee, Avrasya stratejisi, dengeler, Kafkasya'da ne olacak falan. Seçime %59 katılım vardı. Yani esasında eee %41 Gürcü seçmenin meğerse bu seçim umurunda değilmiş. Bu da bence demokrasiye karşı bir ayıp. Ben Türk milletinin bu yönünü çok takdir ederim. Türk milleti her seçimde gider demokrasisine sandıkta sahip çıkar. Fikri ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun en az yüzde seksen, yüzde doksan katılımla der ki ben bu sandığı seviyorum. Bence bütün milletlerin yapması gereken de Türkler gibi sandıklarına yüksek katılım oranlarıyla sahip çıkmaktır. Efendim ben burada oy verecek adam bulamıyorum. Yok öyle bir şey. Bir tane ehveni şer bul. En azından dünyaya de ki ben bu sandığa sahibim. Hoşçakalın.